İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı ama kendisi siyaset sahnesinde çok uzunca yıllar bulunduğu, bakanlık görevlerinde bulunduğu, Maliye Bakanlığı yaptı değil mi? Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'da evet. bulundunuz. Maliye Bakanlığı demişken yani ekonomiye dair de konuşacağınız çok şey var. Sizin siyaset yaptığınız dönemle bu dönemi kıyaslayacak çok şey var aslında. Yani siyasetin dili, vaatler belki. Belki o dönemle bu dönem o Türkiye profili, demografik yapı çok şey var. Uzun yıllardır gerçekten siyasetin içindesiniz. Anavatan, Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bakıyorum daha sonra bağımsız olarak devam ettiniz yolunuza. Evet, evet. Sonra da İYİ Parti'yi tercih ettiniz. Neden İYİ Parti'yi tercih ettiniz Lütfullah Bey? Neden İYİ Parti? Benim siyaset yaptığım dönem, ben 5 dönem Yozgat Milletvekili olarak görev evet. yaptım. Anavatan Partisi'nin kuruluşundan, Anavatan Partisi'nin 2002'deki siyasetten bir birleşme nedeniyle ayrılmasına kadar milletvekilliği yapan 6 kişiden birisiyim ben. Evet. Daha sonraki dönemde bağımsız milletvekili olarak da Yozgat'tan aday oldum. Evet. Şimdi bu dönem içerisinde Sayın Genel Başkan Meral Akşener belli bir süreç içerisinde birlikte bir politika yapmamızı, birlikte yol yürümemizi kendileri ifade ettiler. Bunu ben de düşündüm. Bizim siyaset yaptığımız dönemdeki şartlara, o zamanki fikirlerimize en uygun olan parti olarak da İYİ Parti'yi gördüğümüz için de İYİ Parti içerisinde saflarda yer aldık. Allah kısmet ederse de şimdi Yozgat milletvekili olarak, milletvekili adayı olarak yola devam ediyoruz. Şimdi bakıyorum mesela 2018 seçimlerine şöyle bir karşılaştırma yapalım. Yozgat'ta AK Parti'nin 2, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1, Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili çıkartıyor 2018'de. Evet. Yani bu tabloda işte Cumhur İttifakı'nı 3, Millet İttifakı 1 vekil çıkartıyor gibi duruyor. Ya ortak liste var ittifak denklemi altında. Ortak liste burada dengeleri değiştirir mi sizce? Ne olur? Şimdi o seçim sistemiyle bugünkü seçim sistemi aynı değil. Farklı. O zaman partilerin aldıkları oylar bir ittifak içerisinde toplanıyorlardı. Şimdi o toplanma yok. Türkiye genelinde de yani onu kaldırdılar. Yeni bir sistem getirdiler. Şimdi baraj dediğimiz olay, ittifaklar Türkiye genelinde oluşan ittifaklar %7'yi geçerse ittifak bu %7 barajını, ittifaktaki partiler %7 barajını geçmiş oluyorlar. Tabii. Ama il seçim çevrelerinde herkes kendi aldığı oyla eski sisteme göre, don sistemine göre milletvekili çıkaracak veya çıkaramayacak. Yani şimdi sistem değişik. Değişik. Bakıyorum mesela listede ilk sırada İYİ Parti adayı olarak siz varsınız zaten. Biz İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Mevcut meclisteki da, vekili Ali Keven yer evet, alıyor. Evet. Üçüncü sırada da DEVA İl Başkanı, çok değerli bir iş insanı İsmail Yılmaz Bey var. Dördüncü sırada da çok hanımefendi Sorgun ilçemizden Nafiye Balçık Hanım var. Dört kişilik bir liste. Yozgat genelinde de şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla böyle birbirini tamamlayan güzel bir takım olarak da kabul edildi. Hemşerilerimiz öyle kabul ettiler. Bize de öyle yansıyor. İnşallah artık bir hafta kadar bir süre kaldı. Bu süre içerisinde de halkımız bir karar verecek. Çok Yozgatlı kısa bir karar gerçekten verecek. 9 evet. gün. Evet. Onu diyorum böyle tek rakam artık yani böyle çift rakam değil tek hane indi gibi. Evet. Herkes çok heyecanlı eminim siz de keza öyle ama siyasetten çok tecrübeniz olduğu için siz seçmeni sokağın nabzını iyi tutarsınız diye düşünüyorum. Ne diyor seçmen ne talep ediyor gerçekten o bir. İkincisi uzun yıllar siyasetin içinde bulundunuz, yetkin etkin görevlerde bulundunuz. Biraz kıyas yapın da istiyorum aslında o seçim havasını, söylemleri. Bu seçim için kader seçimi deniyor. Birçok seçim için öyle söylenir de gergin mi gidiyor biraz? Ne dersiniz Lütfullah evet. Bey? Biraz kıyas yapın şimdi daha önceki siz aslında seçimde. Farklılıkları hem sordunuz hem de cevaplarını da ben sorunun içerisinde verdiniz. Peki, tamam ben şöyle, gerçekten
benim siyaset yaptığım dönemde işte partiler, başka partiler vardı. Türkiye'de o gün için o dönemin en önemli liderleri vardı. Yani rahmetli Süleyman Demirel, Turgut Özal, rahmetli Mesut Yılmaz. Evet, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, biz Yozgat'tan birlikte milletvekili olduk. Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve daha sonra Mesut Yılmaz, Tansu Hanım, öyle bir şey vardı. Hatta şimdiki Devlet Bahçeli Bey de aynı dönemde ben milletvekilliği yaptım. Bunların hepsiyle milletvekilliği yaptım. O dönemin şartları çok değişikti. Siyasi partilerin hem adayları hem liderleri hem de Türkiye'deki genel siyasi hava da çok farklıydı. Yani hatırlar mısınız? Şimdi bakın biz bir televizyonda seçim öncesi bir program yapıyoruz. Ama o dönemlerde siyasetçiler, liderler aynı masa etrafında oturup Türkiye meselelerini tartışma konusunda, seçmene kendi görüşlerini ifade etme konusunda fevkalade nezaket içerisinde, anlayış içerisinde programlar yapılıyordu. Yani önemli olan nedir? Aynı masanın etrafına oturuluyordu. Şimdi 20 sene içerisinde baktığımız zaman, geriye dönük olarak baktığımız zaman yeni bir siyaset tipolojisi geliştirildi. Yani nedir? Tartışma yok. Tek söz var. Söyleme var, itaat var. Mesela bugün şimdi liderler olarak derken şimdi de bir ayrı tablo var, ittifaklar var şimdi. Ama ittifakları bir tarafa bırakalım, Hangi ittifakta yer alıyorsa alsın. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli başkanı, öbür tarafta İYİ Parti genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, DEVA, Gelecek. Yani bunların hepsi otursa, bir masa etrafında bir tartışma yapabilse çok güzel olmaz mı? Olur. Ama olabilir mi? Özlenen bugünkü tablo siyasi ortamda bu olabilir mi? Özlenen tablo değil mi? Hayır, bu olamıyor. Çünkü hep bir tek yerden söylenecek, bir tek yerden dinlenecek ve bir tek yerden de teknolojinin getirdiği imkanlar da var. O imkanlar da inanılmaz bir şekilde propaganda malzemesi olarak kullanılacak. Şimdi bu ikisi o dönemle bu dönem aynı değil. O dönemin en önemli özelliklerinden birisi hoşgörüydü. Karşılıklı nezaketti. Bugün eksik olan bu mu diyorsunuz? Bugün eksik olan bu. Hatta bir başka şeyi demek durumundayım şimdi böyle bir giriş yaptığınız için. Ben bundan önceki dönemde, yani 2002'den önceki dönemde siyaset yapan, biraz önce isimlerini saydığım Sayın Demirel, Sayın Erbakan, Sayın Türkeş, Sayın Ecevit, Sayın İnönü, Alparslan Türkeş Bey, Allah rahmet eylesin, Mesut Bey, Tansu Hanım. Ama özellikle de birinci saydığımız kesimler, yani Türkiye'de birçok siyasi merhaleleri geçirmiş olan kesimlerin baktığımız zaman Türkiye ile ilgili takip ettikleri siyasi politikalar birbirlerinden farklıydı. Ama bunların hepsinin bir ortak öznesi vardı. O özne ülke ile ilgili düşünceleriydi. Yani ne söylüyorlarsa özne ülkenin geleceğiyle ilgili, ülkenin meseleleriyle ilgili. Bekası ile. Birleştikleri bekası hepsi var. Hepsi birleştikleri var. Özne Türkiye'ydi. Şimdi bugünkü yönetimde ben onu izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Söylenilenler ve yapılanlar da özne Türkiye midir? Bunu takdire sunuyorum. Nedir özne? Bugün bir rejim var. Tek adam rejimi var. Özne tek adamda toplanıyor. Bu değil. Demokrasi bu değil. Şimdi bugün yapılacak olan seçimi dediniz. Bu yapılacak olan seçimde de gerçekten çok önemli bir seçim. Halkımızın beklentileri açısından, günlük beklentileri açısından, hayat zorlukları açısından, ekonomik sıkıntılar açısından, bunların hepsi açısından zor. Ama başka bir zorluk var. Türkiye bu seçimden sonra kendisine nasıl bir yön çizecek? Türkiye'nin demokrasisi bu seçimden sonra nasıl bir yapılanma içerisinde olacak? Türkiye'nin bugünkü sıkıntıları ekonomik sıkıntılar olarak ifade ediliyor. Yani indiğimiz zaman sahaya diyelim. Ben de sahadan geliyorum şimdi, Yozgat'tan geliyorum.